All right, so let me remind you what we were doing. So I consider the second order constant coefficient homogeneous equation. I convert this to a system, and then we saw we try to solve the system. Okay. Well, let's R1 and R2 be solutions of the characteristic equation. Okay. Well, these are nothing but eigen values of A. And let's say C1 and C2 be corresponding, let's say, eigenvectors. So I assume I have, two eigenvectors. So here, assume R1 and R2 are different so that A is diagonalizable. Then, of course, then what is the solution? Then the general solution of the system, of this 2 by 2 system, x prime equals ax is what? Let's say xg. That was just okay. So okay, x one, x two, where x one is just e to the power r one t times c one, and x two. Okay. No, not here. X2 is just e to the power R2 times C2. Right? So we get, e to the power R1 t times C1, e to the power R2 times C2. This is a 2 by 2 matrix. And remember that what is xg, the general solution. Well, we know that our x1 was y and x2 was y prime. So we have what? We have x, okay, let's say y, and then y prime. This is x1, x2. And it is nothing but this matrix. So what is this then? What is this? Well, actually, it is not just this, right? Here I have to multiply this by, let's say, constant matrix, so C1, C2. Therefore, here I have C1, C2. So, what is this then? So the first row will be what? The first row. Okay. Okay, so this is just C1 times e to the power R1t, R1 t C1, and C2 times e to the power R2t C2. And what is
y. Y is just, this is a vector. Y is just the first row of this vector, right? So it is just, say, C1 has this form. Let's say 1 and then some number here and C2. We will see that they have really this form, 1b, okay? For some ab, suppose this is the case, then y prime is just what? C1 times e to the power r1t, and then a times e to the power r1t, and then c2 times e to the power r2t, and b times e to the power r2t, so that y is just c1 times e to the power r1t and c2 times e to the power r2t, and y prime is just c1 times a times e to the power r1t plus c2 times b times e to the power r2t. All right. What I want is nothing but y, right? My aim is to obtain the solution of the differential equation. Hence, y is nothing but c1 e to the power r1t, c2 times e to the power rt, where c1, c2, where c1, c2 are arbitrary constants. And r1 and r2 are the eigenvalues of the matrix A. In other words, the solutions of the characteristic equation. And we will see that this is the general case, actually, general case. Why is that? So let me maybe do one example. Okay, so solve the system. So bakayım. Nerede yaptım onu? Bu örneğin başında mı? Tamam. Demiştim. Yani isterseniz yazmaya da bilirsiniz, çok dert değil. Bu sistemin genel çözümü, homojen sistemin genel çözümü diye. Biz normalde yani her seferinde böyle yapmayacağız. Buradan şimdi biz ne görmüş olduk? Çözümümüzün formu bu. R1 ile R2 karakteristik denklemi çözümleri, C1 ile C2'de şeyler, arbitrary constant'lar. Mesela şöyle yapalım. Solve the equation. Y double prime minus, let's say, 3y plus y prime plus 2y equals 0. Nasıl çözeceğiz bunu? Solution. Karakteristik equation'ı yazacağız. Sisteme çevirmek zorunda da bile değilim artık. R squared minus 3R plus 2 equals 0. From this we get R minus 1, R minus 2 equals 0. So R1 is 1 and R2 equals 2. I don't need to find eigenvectors either. Okay. Hence the general solution. Is what? Y equals
C1 times e to the power r1 t plus c2 times e to the power r2 t. So it is just y equals c1 times e to the power minus t plus c2 times e to the power minus 2t. Pardon, t olacak. C1, C2 real or complex numbers. Okay, that's it. İsterseniz şeyi söyleyeyim. Şurada bir şey yaptım. Here I made an you know assumption that C1 and C2 has this form. So I have ones here. Okay. Let's see whether really I can do this. Right. Remark. If the eigenvalues r1 and r2 are different, then c1 and c2 eigenvalues can be chosen as gerçekten böyle seçilebilir mi? Yani 1a 1b şeklinde. Bakalım. Şimdi bizim A matrisimiz neydi? A matrisimiz şuydu. 0, 1. Sonra A 2, A1 miydi? Eksi A1 değil mi? Şöyleydi. Bir emin olayım şundan da. Evet, 0, 1, eksi A, 2, eksi A1. Tamam. Karakteristik equation'ımız da neydi? Karakteristik equation'ımız da R kare eksi, şimdi denklemimiz şuydu. Denklemimiz şuydu. A1. Okey. A1 y prime artı A2 y eşittir 0. Karakteristik equation'da neydi? R kare artı A1 r artı A2. Öyle mi gerçekten? Eksi trace. Tamam. Ve determin. Tamam. Şimdi ne dedik? Bunun iki tane çözümü var ve R1 ve R2 birbirinden farklı. Şimdi bu durumda o zaman C1 ne olacak? C1 A eksi R1 çarpı identity C1 eşittir 0. Buradan ne çıkacak? Eksi R1 eksi R1 evet 1 eksi A2 eksi A1 eksi R1 evet C1 işte diyelim ki şöyle CD olsun 0 0 şimdi ben ne biliyorum evet şey bu tabii ki eigen vektör olacağına göre bunun non-zero bir çözümü var ve her iki denklemde birbirinin aynısı buradan denklem ne çıkacak eksi R1 C artı D eşittir 0. Şimdi burada ben ne yapabilirim? C yerine istediğim değeri yazarız. Let derim C eşittir 1. Then D equals minus 1. Pardon nereden minus 1? R1 C. Yani R1. R1 çıkar. O halde hatta C1 neymiş? C1 dikkat ederseniz 1'e R1 diye yazılabilir. Peki C2 ne olacak?
Similarly, C2 aynı şeyi onun için yapacağım. O da 1'e R2 çıkacak. Aslında şeye bile gerek yok, assumption'a. R1'in R2'den farklı olmasına bile gerek yok. Yani bu şöyle diyeyim. Not okay. The eigenvectors C1 and C2 associated eigen values R1 and R2 are of the form ne dedik? C1 1 özür dilerim. R1 and C2 1 R2. O halde yani şunu da elde etmiş olduk. So y neydi? Bakın şurada y şuydu. C1 E üzeri R1 T plus C2 E to the power R2 T. Y prime neydi? Y prime de şuydu. A ve B vardı. A ve B de bu şeylerin eigenvektörlerin ikinci komponentleri. Biz ne gördük? A R1, B de R2 oldu. Değil mi? Dolayısıyla yani burası C1 çarpı R1 E üzeri R1 T ve o şekilde and y prime ne çıktı? Tabii ki y prime bunun türevi olacak. Yani C1 R1 E üzeri R1 T C2 R2 E üzeri R2 T. Okay. So it just it is compatible with what we have obtained above. All right. So well, again, actually, here maybe I should. Şuraya şeyi yazmam lazım. Provided that. Yani R1 ve R2 birbirinden farklı seçmekte şey var. Çünkü eğer aynı olursa o zaman iki tane farklı şey olmayacak. Eigen vektör bulamayabilirim. Bir tane olabilir. Tamam, o yüzden onu korumam lazım. Provided that R1 and R2 are different. Okay, now what about 3 by 3 case? Let me do also that one. So now consider a third order constant coefficient linear homogeneous equation. Say y triple prime plus a1 y double prime plus a2 y prime plus a3 y equals 0. Well, this time now so
x1 again is just y, x2 is y prime, x3 is y double prime, and I have this matrix then, x1 prime, x2 prime, x3 prime. So prime of this will be what? 0, 1, 0, 0, 0, 1, and then minus a neydi? Evet, şeyden başlayacağız. Minus a3, minus a2, minus a1. And then here I have x1, x2, and x3. Okay. And what is the characteristic equation and so on? Characteristic equation will be, if you just compute the determinant, 0 equals determinant of r minus, a minus ri. Okay, so I have minus r 1, 0, 0 minus r 1, and minus a3, minus a2, minus r times minus a1. Okay. And if you do the computation, you will see that this is nothing but, I have this minus sign here, and then we have just r cubed plus a2 r squared a1 r plus A3. Bir dakika, yanlış yaptım. A1 ile başlayacağım. A1, A2 ve A3. Yani ne yapıyoruz? I just take the equation, replace the derivatives of y with the powers of r. So this is r cubed, r squared, r and constant. Okay. A1, A2, A3. So that's it. Say R1, R2 and R3 are distinct roots of the characteristic equation. So they are distinct eigenvalues. So assume R1 distinct roots of the characteristic equation, and then if xi is an associated eigenvector with ri, then of course we have this a minus ri times identity xi equals 0. And what happens to the equation? Let's see. Evet, şeyden burada ri yazacağım. Yani şöyle eksi ri 1 0. Yani i eşittir 1 durumu yapalım. Tek r1 equals tek i equals 1. Yani R1 olsun. R1 0 eksi R1 1. Ondan sonra da neydi? Eksi A3 eksi A2 eksi A3
eksi A2 eksi A1 eksi R1 C1 o da diyelim ki işte DEF olsun 0 0 0. Şimdi buradan denklemlerimize bakalım. Özür dilerim. Eksi R1 D artı E eşittir 0. Eksi, dikkat ederseniz burada ilk iki satır linearly independent, değil mi? Şöyle diyeyim. Note that the first two rows are already linearly independent. Right? No matter what R I is ya da R 1 is. Çünkü sıfır olursa burada bir kalacak. Identity matris gibi. Eğer sıfır değilse zaten gene burası sıfır değil. Burası da sıfır olmadığı için bu şey linearly independent. Dolayısıyla da üçüncü row bundan zero bir çözüm olacağına göre üçüncü row ilk ikisini combination olacak. Dolayısıyla üçüncü denklemin hiçbir önemi yok. Hence we may okay, hence the third equation equation is obtained can be ignored. Yani ben sadece ilk iki denkleme bakabilirim. The first two equations are nedir? Eksi R1D artı E eşittir 0 ve eksi R1E artı F eşittir 0. Değil mi? Evet. So let D equals 1 then E equals R1 and F equals what? R1 koyarsak E yerine eksi R1 kare. Dolayısıyla bu da R1'in karesi olacak. Hence, C1 is just 1 R1 and then R1 squared. Okay. What about the other eigen vectors? Similarly, for Ri, the corresponding eigenvector is what? 1 Ri and Ri squared. Okay. So solutions then the solutions solutions x 1 şu olacak. E üzeri R1 T C1 ikinci çözüm E üzeri R2T C2 and third
solution E üzeri R3T C3. Okay. So we have something like this then. Our maybe fundamental matrix. Okay, şöyle diyeyim. Evet, fundamental matrix de yazalım. Böyle olacak. E üzeri R1T R1 çarpı E üzeri R1T R1 kare E üzeri R1T E üzeri R2T R2 çarpı E üzeri R2T R2 kare E üzeri R2T E üzeri R3T R3 çarpı E üzeri R3T R3 kare E üzeri R3T. Dikkat ederseniz bunun determinantı nedir? Bunun determinantı not that 2'ye 2 için aynı şey geçerli. Bunun determinantı nedir? İlk satırdan E üzeri R1T'leri dışarı alabilirim. İkincisinden E üzeri R2T'leri, üçüncüsünden de E üzeri R3T'leri dışarı alırım ve burada ne kalır? Şurada şu matris kalacak. 1, 1, 1, R1, R2, R3, R1 kare, R2 kare, R3 kare. Bunun determinantı da bunun ismi var değil mi? Van der Mond matris. So this is R1, R2, R3, T. And then what is this gadget? Yani artı veya eksi olacak ama R1 eksi R2, R1 eksi R3 ve R2 eksi R3. Belki bir artı eksi olabilir önünde. Bunların üçünün toplamı da nedir? Bu denklemin 3 kökünün toplamı. Bu 3 kökün toplamı şeyin katsayısıdır. A1'in eksi olmak üzere değil mi? Yani bu R küp artı A1 R kare artı A2 R artı A3 eşittir 0. So what is the sum of the roots? Sum of the roots is minus A1. Okay, so T times the product of this differences of roots. And note that this is never zero, and thus this determinant is always different than zero for all t, provided that the roots of the characteristic equation are distinct. So if the characteristic equation has distinct roots, then this matrix is invertible. In other words, these are linearly independent solutions. Hence, in this case, Xg, which is just the fundamental matrix times C, is the
General solution. Solution of x prime equals ax. So, as a summary, we have. Şey de yazayım aslında, çözüm de nedir? Moreover, why the general solution, of y double prime a one y double prime and so on equals zero. Neyse, yazayım şunu da. Şöyle yazayım. Pardon, a1, a2, a3 is given by. This is just the first row of x, right? So it is just y g. It will be just c1 times. What is the first row? First row will be, bakın, fundamental matrisin bunu c1, c2, c3 ile çarpıyorum. İlk satırına bakacağım. Yani c1 çarpı e üzeri r1t, c2 çarpı e üzeri r2t, c3 çarpı e üzeri r3t. Değil mi? Dolayısıyla da c çarpı e üzeri r1t, c2 çarpı e üzeri r2t ve c3 çarpı e üzeri r3t. Okay. Here c1, c2, c3 are arbitrary real or complex numbers. And actually this is not something special to the, you know, second order, third order case. It will be the case in general. More generally, for the equation, let's say, nth derivative of y, n minus first derivative of y, and so on. Let's say, a n minus one y prime. A n y equals y. Okay. If the roots of the characteristic equation, what's that? R to the power n, a one r to the power n minus one, and then a n equals zero. R distinct. Then the eigenvectors then associated, then the associated eigenvectors are given by, şöyle olacak, xi şöyle olacak, 1 ri Ri'nin karesi nereye kadar? Ri'nin n eksi birinci kuvveti. I birden n'e kadar. So it were like this, right? For third degree, 1 ri ri squared. It will be the same. Okay, it will be the same. So that the general solution of the ODE is given by y equals c1 times e to the power r1t, c2 times e to the power r2t,
Cn times e to the power rnt. Of course, this is true if the eigenvalues or the roots of the characteristic equation are different. Okay, Ci are real or complex numbers I from 1 up to n. Okay, let's do some examples. More examples. Buraya kadar sorusu olan var mı arkadaşlar? Bizim derdimiz çünkü şeyi çözmek ya. Biz bunu çözmek istiyoruz. Bunu çözmek istiyoruz. Bunu çözmek için bunu sisteme çevirdik. Değil mi? Şöyle. Bu sistemi çözüyoruz. Ama burada y dediğimiz şey şuydu hatırlarsan. Bu x dediğimiz y. Y'nin türevi, y'nin işte n eksi birinci türevi diye. Dolayısıyla benim istediğim aslında bu sistemin çözümünün ilk satırı. Yani y'li olan kısım. Tamam mı? Benim derdim bu denklemi çözmek. Ama bunu çözmek için bunu sistem gibi düşünüyorum. O sistemde de ilk satır y, ikincisi y'nin türevi, üçüncüsü y'nin ikinci türevi vesaire diye gidiyor. Ama benim derdim aslında y'yi bulmak. Tamam mı? Peki. Örnek yapalım. Examples. Okay. Solve the equation. Initial value problem diyeyim. Şöyle diyeyim. Y double prime minus y equals 0. Y 0 equals 1 and y 0 prime equals minus 2. Şimdi niye initial value problem'ı böyle yazdım? İki tane şey var. Bunun nedeni şu arkadaşlar. İkinci derece denklem olduğu için bunu çözmek için iki kere integral almanız gerekiyor aslında. İki kere integral aldığınız için de iki tane arbitrary parameter içerecek çözümünüz. O iki tane arbitrary parametre bulmak için de iki tane koşula ihtiyacınız var. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Bu mesela bir doğru üzerinde bir hareket eden cisimse, if this is the distance of an object moving on a straight line, you know, this gives an equation in terms of the position, velocity and the acceleration, right? And if you want to find or locate the object at any time, so determine this, okay, at any time, you have to know what? Well, you know that its acceleration is equal to its position. That's fine. But, you know, if you know the acceleration, by itself, you cannot determine the velocity from this, right? You have to know the velocity at a certain time. Then integrating the acceleration, you can find the velocity at any time. And once you find the velocity, you can obtain the solution again by integrating that. But if you just know the velocity, can you determine the position? Let's say you have an object moving on this line with speed, let's say 10 meters per second. Can you determine where the object is 10 seconds later? Well, unless you know the position of the object at the present time, you cannot determine its position 10 seconds later, even if you know its velocity, because you have to know where the object initially is, right? Therefore, if your equation is a second order equation, you need to have two
eigen, not sorry, two initial conditions. And actually, this is compatible with our method to solve this equation. What was that? We convert this system, so this equation, to a system. And how do we convert this to a system? Well, we let xt to be yt and its derivative, right? So what is then an initial condition? Well, initial condition means initial value of y and initial value of its derivative. So an initial condition is something like this, okay? And in this case, it is just 1 and minus 2, all right? All right, so how do we solve this? We write down the characteristic equation. What is that? It is just, I take the equation and replace the derivatives by the powers of r. So this is r squared minus 0 derivative, just 1 equals 0. From this we get r equals plus minus 1. So let r1 to be minus 1 and r2 to be plus 1. They are distinct, which are distinct. Hence the solution is given by yt. What is the solution? C1 times e to the power r1t, C2 times e to the power r2t. So C1 times e to the power minus t, C2 times e to the power t. C1 and C2 are arbitrary constants. This is the general solution. The general solution. Let me write yc. What about the solution of the initial value problem? For the solution of the IVP, we use the initial conditions. What were they? Well, y0 was 1. Öyle miydi? Evet. Y prime 0 equals minus 2. So this gives me what? I plug 0 for t. So we get c1 times e to the power 0, which is 1, plus c2 times e to the power 0, which is 1, equals 1. And for this, well, I need to take the derivative. The derivative of the general solution minus c1 e to the power minus t plus c2 e to the power t. So when you plug 0, you get minus c1 plus c2 equals minus 2. So from this we get what? If we add this 2 up, you get 2c2 equals minus 1. So c2 equals minus 1 over 2. Hence, c1 is 3 over 2. Hence, y equals, okay, 3 over 2 e to the power minus t plus, minus 1 over 2 times e to the power t is the unique solution. Of the initial value problem, okay? All right. Again, let me stop here. In the third hour, I'll consider, I will write this as a theorem, this considerations as a theorem, and then we will consider other cases where the roots of the equation are complex or repeated. Okay. O zaman bir 10 dakika ara verelim. Aradan sonra devam ederiz.